Bezeichnen oder beschreiben? Was ist der Unterschied? Aradaki fark ne? Evet, bir takipçim bu video ile ilgili, yani bu konuyla ilgili bir video çekmemi istedi. Ben de bununla ilgili daha ayrıntılı bir video çekiyorum size. Şimdi bezeichnen veya beschreiben aslında eş anlamlı sözcüklerdir ama aralarında tabii ki çok belirgin olan farklılıklar da var. Genelde hani günlük konuşma dilinde Almanlar ya da işte sonradan Almanca öğrenenler bu ikisini karıştırarak kullanabiliyor ama tabii ki arada fark var. Şimdi bezeichnen durch ein Zeichen kenntlich machen, ya yani markieren. İlk temel anlamı budur arkadaşlar. Bakın, bu ilk temel anlamının yerine beschreiben'ı kullanamazsınız. Mesela kranke Bäume bezeichnen, yani hasta ağaçları işaretlemek, onları belirtmek anlamında. Veya ne bileyim işte hasta civcivlerin ayağına, civcivleri işte işaret koyarsınız, koyunlara koyarlar, işte aşılı koyunları işaretlemek. Bu bezeichnen'dir. Kesinlikle burada beschreiben kullanamazsınız ve genelde bezeichnen Sachen, onları tanımlamak için kullanılır. Veya şimdi ve als'la çok kullanılır mesela. Buna da dikkat edin bezeichnen. Mesela ama belirli bir noktada ki bir davranışı. Örnek verin, birinin davranışlarını tanımlayacaksınız. Dikkat edin, davranışlar Sachen'dir. İki insan nesne değildir. Mesela man kann sein Verhalten ruhig als Feigheit bezeichnen. İşte onun davranışları yani sakin değerlendirilebilir ama bir noktaya vurgu var burada. Buna dikkat edin. Veya die Affäre bei FW kann man mit gutem Grund als Skandal bezeichnen. Bakın, burada bir vurgu var. Mit gutem Grund als Skandal bezeichnen anlamında arkadaşlar. Sonra ich würde das schon als perfekt bezeichnen. Bunu çok perfect olarak tanımlayabilirim. Yani bir noktasına, bir şeyin bir noktasına vurgu var Petsahin'de. Ve Petsahin'in burada ne yazmışım? Meğer bitliktir. Beşraybına göre. Daha çok bir resimsel bir tanımlama, işaretleme, hani zihnimizdeki bir resimsel bir tanımlama var. Şimdi beschreiben daha geniş bir tanımlamadır. Bir noktaya tanım değildir, dikkat edin. Daha çok insanları tanımlarken dış görünüşünü ve benzeri biz beschreiben kullanırız. Veya bilgi verme amaçlı bir şey tanımlama. Bir Sachverhalt, informasyon geben anlamında beschreiben kullanılır. Darstellen, mesela ich möchte in diesem Text zum Beispiel ne diyeyim? Diese Ereignis beschreiben. Bu metinde bu olayı tanımlayacağım. Uzun bir metin yazacağım. Ben orada beschreiben kullanırım arkadaşlar. Fiziksel olarak mesela beschreibt sie als fett. Onu yağlı, kilo olarak tanımlıyor o. Bakın, bu anlamda kullanılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi Pesahin'in daha çok bir noktaya vurgu yaparken beschreiben daha çok genel bir tanımlamadır. Mit Worten Schildern, bir kavramsal tanımlama vardır. Örnek veriyorum, bir poliste ifade vereceksinizdir. Bir noktaya değil de olayı anlatırsınız. Bir sürü noktalarla tasvir etmeye çalışırsınız. Beschreiben o anlamda kullanılır arkadaşlar. Evet, umarım video yararlı olmuştur. Şimdi es Gate Um'la ilgili bir video daha çekeceğim. Onu da belki bu gece ya da yarın sabah yayını açarım. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.